Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir İzmir sokak lezzetleri videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bugün İzmir Çankaya'da ciğerci Ali Baba'nın yanına geldik. Göster abi, panoyu göster. Bildiğiniz üzere İzmir'de sakatat ürünleri çok fazla tüketiliyor. O yüzden ya söğüşümüz de güzel, kokoreçimiz de güzel. Bugün de bir ciğer yiyelim dedik. O da İzmir'in en iyi ciğercilerinden bir tanesi, ciğerci Ali Baba'nın yanına geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Ciğeri nasıl hazırlıyor? Nasıl ikramlarda bulunuyorlar? Detayları kendisine öğreneceğiz. Ve güzel bir ciğerimizi yiyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce ellerimizdeki bütün işleri bırakalım arkadaşlar. Güzelce arkamıza yaslanıyoruz ve videoya başlıyoruz. Ali abi kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Çok teşekkür ederim, sen nasılsın? Allah razı olsun, sağ olasın. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür, malum durgun. çok güzel desek de yalan. Peki zamlardan dolayı mı, soğuklardan dolayı mı abi? Hem zam hem soğuk. Ne yapıyoruz burada Ali abi, biraz bahsedelim. Şimdi ciğerimizi önce ayıklıyoruz. Bizim ciğerimiz özel bir ciğer. Buranın işi ciğer değil mi Ali abi? Biz ciğerciyiz, evet. Ciğerci Ali Baba da benim. Evet. Gördüğünüz gibi ciğerimizi önce zarını ayıklıyoruz. Komple zarını ayıkladıktan sonra sinir ve damarlarını da ayıklıyoruz. Harika bir ciğer bu da, cillop gibi. Hani tabir caizse. Peki Ali Usta. Buyur. Peki kuzu ciğeri mi, dana ciğeri dana mi kullanıyorsun? Bu süt dana. Süt dana ciğeri kullanıyoruz. Evet, süt dana. Çünkü bizim kuzu ciğeri herkes sevmiyor, hem kokuyor diye hem de çok pahalı. Biz de herkese hitap edelim diye, bu lezzeti herkes tatsın diye dana ciğeri kullanıyoruz ama kuzu ciğeri kadar yumuşak oluyor. Bir de kokmuyor. İnsanlar, bir de İzmirliler kuzuyu çok sevmiyorlar. Yani ben bunu gördüm burada. Onun için gördüğünüz gibi bütün zarını ayıklıyoruz. Ama normalde bugün çekim yaptığımız için bunu yapıyoruz. Normalde geceden başlıyoruz. Siz ne var? Akşam hazırlık. Çünkü bunun hazırlığı çok uzun. Uzun olduğu için biz akşamdan hazırlıyoruz ama siz görün diye en için böyle çeviriyoruz. Aynı şekilde. Normalde arkadaşlar geceden başlanıyor. Çok uzun bir süreç olduğu için hemen hemen bir 3 saat falan sürüyor değil mi Ali abi? Kesinlikle. Çünkü biz böyle sinirleri, damarları böyle ayıklıyoruz. Şimdi ayıkladığımızda bizim burada ciğercinin kedisi eksik olmaz biliyorsunuz. Evet. Kedilere veriyoruz. Güzel şimdi bir şey bak, çöpe gitmiyor kedilere. Kesinlikle, kesinlikle. Dışarıda bekliyorlar. Baba baba diye bağırıyorlar. Evet. Onu şimdi öyle alayım. Şimdi ne yaptık? Burada temizlediğimiz, zarından ayıkladığımız ciğerimiz, önümüzde. Evet. Bayağı da titiz çalışıyorsun, dikkat ettim de. Ya yani önce hijyen, önce sağlık. Önce sağlık. Kendi yemedim, başkasına yedirmiyorum. Asla, asla. Kendim yemeyince başkasına kesinlikle. Evet, şimdi ayıkladığımız ciğeri güzel, ince ince. Kesiyoruz. Bu aynı o zaman döner gibi yaprak yaprak ayırıyorsun aynı, Ali abi. Aynı. Gördüğünüz gibi. Abi dönerci geçmişin de var mı senin? Yok. Benim aslında mutfak geçmişim yok. Ama şeyi çok seviyorum, mutfağı seviyorum, hazırlığı seviyorum, insanları seviyorum, misafirlerime özel. Evet. Gördüğünüz gibi böyle minik damarları alıyoruz, çıkan damarları. Kesinlikle insanlar asla damar, sinir yemiyor. Tabii o ağza geldiği zaman o damar tadını kaçırıyor. Evet, aynen. Ağızda böyle çoğalınca gördüğünüz gibi bakın. Bunlar ayıklanacak. Buradan başlıyoruz ayıklamayı yine. Biraz etli ayıklıyorum ki
dışarıdaki yavrucuklar faydalansın. Peki Ali abi, kaç yıl oldu toplamda abi? Totalde kaç yıl oldu? Ben yaklaşık 40 yıllık bu işin içindeyim. Ama bu ciğeri biz yapmaya başlayalı. 2010'da biz bunu keşfettik. Hı hı. 2010'dan itibaren yapıyoruz, tescilledik. Şimdi bunu jülyen kesiyoruz. Gördüğünüz gibi ciğerlerimiz hemen hemen hepsi aynı. Evet. Bu harika bir... Aslında iş burada bitiyor bence. Evet. Mustafa sen nasılsın? Sesin çıkmıyor. Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsın? İyisin değil mi? Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok. Sağlığımız yerinde. İşte birlikte bu işi yürütüyoruz. Allah utandırmasın. Ali İnşallah Bey'le daim olur mutluluğumuz. Amin. Ali Bey'le ortağız. Uzun hı-hı. yıllardır. Hı-hı. Ortaklığımız farklı alanlarda devam etti. Şimdi bu restoranda devam ediyor. Allah utandırmasın. Amin. Bu arada Hamza Bey iyi bir bürokrat. Hı-hı. Gazi Üniversitesi Yapışları Teknik Daire Başkanıydı. O ne güzel. Evet. Normalde inşaatçıyım. Evet. Normalde inşaatçıyım. Evet. Şimdi ciğerimizi tavaya alacağız. Hı-hı. Pişirmeye başlayacağız. Şimdi tereyağımızı alıyoruz. Tabi sadece tereyağı değil bu. İçinde ayçiçek yağı var. Tereyağı yanıyor. Hı-hı. Çok tereyağı olunca yanıyor. Yanınca kararıyor. Hoş olmayan bir lezzet oluyor. Ciğerimizi alıyoruz. Evet. Hemen ekledin oraya. Evet. Peki Ali abi kaç gram oluyor ortalama? Ya bu porsiyona göre mi değişiyor? Yarım ekmeği var mı? Yok. Bizde dürüm ve porsiyon var. Porsiyon 140 gram. Dürüm 110 gram. Onun için gramajlı yapıyoruz. Ciğerimiz pişerken mevsimine göre tabi bu biraz sert olduğu için erken atıyorum. Kapya ve köy biberi. Yani kapya ve mazo. Tuzumuzu atıyorum. Hafiften. Evet. Şimdi şov başlıyor. Evet, çok kısa sürede pişiyor bu. Yaklaşık 2-3 dakika gibi bir süre. Zaten önemli olan bunu kurutmamak. Evet. Yani. Kurudan bir anlamı yok. Yüksek alevde olduğu zaman ne yapıyor? Ciğerin kokusu kalmıyor. Hızlı pişer, ciğer içinde bütün lezzetini hapsediyor. Ciğerimiz tamam. Şimdi asıl kimyon, hafif pul biber, kekik ve olmazsa olmazımız atom. Abi ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana, ciğerci Ali Baba'dayız tadım zamanına. Ali abi sağ olsun kendi elleriyle hazırladı. Abi ellerine kollarına teşekkür sağlık. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Şimdi tadına bakalım. Bir bakın bakalım. Gobit lavaş sıcak. Bismillah. Abi sen ne yapmışsın ya? Devrim yaptık ciğerde. Abi. Ciğeri sevmeyenler geliyorlar bu ciğeri yiyorlar. Yani Ali abi lafta değil. Evet. Çok başarılı. Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Şunu merak ettim. Bu soğan ama... Zerdeçallı soğan. Zerdeçallı soğan. Evet. Bunu bu başka ürün... yerde görmedim Yok, ben. Evet. Ben biraz sağlığıma düşkünüm. Zerdeçalda biliyorsunuz kanser önleyici ve birçok özelliği var. Zayıflatıcı ve detoks ve toks. Onun için bunu insanlara sunuyoruz. Bunlar ikram arkadaşlar. Meyhane pilavı tabiri caizse, sebzeli pilav çok özel. Zerdeçallı soğan, meyhane pilavı. Salatamız diyelim. Evet. Bu havuçlu süzme yoğurt. Tamam. Tarator gibi. Yani şimdi Ali abi bu ciğeri ben söylersem, evet. Bunların yanında yancıların hepsi standart. Standart. Yani bu ciğeri yiyin, bunun yanında hepsi geliyor mu? Geliyor. Bunu ye, çorba iç, yani bize geldiğinizde bir çorba içtiniz yine bunlar geliyor. Yine tatlımız ve sonuçta çayımız da var. Bergamot aromalı çayımız var.
irmik helvamız var tatlı olarak. Bunların hepsi ikram. Yani aslında bedava yemek yiyip gidiyor insanlar burada. Tıka basa gelenleri doyurup öyle yolluyor. Aynen. Mutsuz olan kimse yok. Peki abi fiyatlardan bahsedelim. Şimdi yediğiniz yer, porsiyon 45 lira. Bu tek porsiyon mu şu an? Tek porsiyon, evet. Hı-hı. 140 gram. Dürüm yapıyoruz ya da az porsiyon isteyen olabiliyor. Çok aç olmuyor ama sadece ciğeri tatmak istiyor. Az porsiyon. 110-120 gram. O da 35 lira. Ama yine hepsi standart. Yani çayı, tatlısı, bu tabiri caizse yancılar. Hepsi ikram. Yani şimdi arkadaşlar. 35 lira 45 lira. 35-40 lira. Şimdi arkadaşlar yorum yazacaksınız. Ben çok iyi biliyorum. İşte pahalı mı ne? Yok pahalı, yok şey. Bak, tamam bir şey demiyorum. Sizin için öyle olabilir. Öğrenciler için öyle olabilir ama abi 40 lira bu bence hiçbir şey ya. Kesinlikle. Çünkü ciğer çok pahalı. Allah aşkına ciğer pahalı. Her şeye zam geliyor. Hayır, doğru mu tereyağı abi? Tereyağı çok pahalı. Gördünüz tereyağı koyduk. Ayçiçek yasadan almış başını gidiyor. bu yancılar da var. Pilavı var. Salatası var, soğanı var, yanında ciğeri de geliyor. Artı tatlısı da var değil, evet, değil mi abi? Evet, 22 fıstıklı tereyağlı irmik helvası var. Biraz sonra arkadaşlar getirecekler. Allah aşkına daha ne çayla olsun? Çayla beraber. Çay ücretsiz, ikram bizde arkadaşlar. Yani sadece çay içmek isteyenlere bile ikram ediyoruz. Geliyorlar, oturuyor, çay içip gidiyorlar, çayı seviyoruz diye. Helal hoş olsun. Daha ne olsun ya, şöyle evet, bir yağını da alalım. Bandırın yağını, asıl ona o önemli. Çok lezzetli. Her zaman yemeğin dibi önemlidir ya. Evet. Peki Ali abi. Evet. Bizi izleyenler burayı nasıl bulacak? Buranın açık adresini söyleyelim abi. Biz Çankaya'dayız arkadaşlar. Hani tabiri caizse İzmir'in göbeğindeyiz. Çankaya. 1371 sokak. Numara 11. Yani şöyle anlatayım. Eski itfaiyenin karşısında Batı Göz'de bitişiyiz. Yani belki burayı çok İzmir'i bilenler Keriman var. Keriman, Batı Göz, Kaya Prestij Otel. Hilton Otel'in arkasındayız. Yani çok kolay bir adres. Açık bir adres. Ne ile gelirseniz yiyelim buraya gelirsiniz. Metro, tramvay, otobüs, her şey bizim dükkanın yanından geçiyor. Herkesi beklerim. Çok açık bir adres oldu abi. Evet. Daha ne olsun. Evet, yani adresimiz bu. 4 kişi üzeri lütfen rezervasyon yaptırın öğlen gelirken. Çünkü öğlen çok kalabalık oluyoruz. Onun için rezervasyon şart. Bu telefon verebilirim. Ver abi. 0532-644-5096 Ali Sungur. Yani bana soracağınız şeyler olursa yine ben arayın verdiğim telefonla. Anlatırım. Yani ciğerle ilgili çok soru geliyor. Anlatıyorum. Yapmaya çalışıyorlar evde ama sonuç itibariyle bu lezzeti yakalayamıyorlar. Zaten yakalamasınlar diye de biz böyle içine biraz sihir katıyoruz. Bir de Ali abi bildiğim kadarıyla tescilli değil mi? Evet. İsim hakkı bende. Bu ciğer bize ait. Tabii taklitler asıllarını yaşatır diye bir laf var ve ben çok mutluyum. Taklitlerimiz çıkmaya başlamış. Hatta tabela ismimiz dahi, hatta logomuz, harfleri bile aynı yapan arkadaşlar var. Sağ olsunlar, yapsınlar. Benim için bir sıkıntı yok. Ama isim hakkı isteyenler, yani bunun patentini almak isteyenlere de çok destek olurum. Gelirlerse destek, yardımcı olurum. Taklitler aslını yaşatır abi. Aynen, taklitler aslını yaşatır. Ben de mutluyum. Yani kişiler farklı versiyonlarda yapıyorlar ama böyle yapma şansları yok. Abi, İnşallah yaparlar. Tekrar ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, bizi ağırladın. Ne demek, afiyet olsun. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ve buraya gelip de benim selamımı iletmeyi de unutmayın Ali abiye. Evet. Gelin. Sizin selamınızı da gelirlerse de indirim yaparım. Daha ne olsun. Yaptı yapacağını, yine babalını yaptı. Evet. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.